Peki Pentest'e gittin mesela, ne oldu? Anlatsana bize biraz. Gittim abi, bir otelin Pentest'iydi. Baktım mini var Evet. beleş mi yerimiz. Lobiye oturdum abi. Laptopumu açtım. Dedim ki bana İşte oradan bir buzlu viski getirin bakayım. yok abi, öyle olmadı. Girişte zaten Wi-Fi işte, parolasını görmüştüm. Guest şeyin ağının. Nerede gördün o guest ağını? Girişte resepsiyonda direkt yazıyordu. Dur şimdi bak, sabah kalktın. Kaçta kalktın o gün sabah? Bir Abi pentester'ın sabah günlüğü. Hadi bakalım. 6'da kalktım. 6'da kalktın, ne yaptın? Evet. Namaz mı kıldın? Ya Rabbim inşallah bugün domain admin olabiliriz de sabahın Abi 6'sın. önce quick abdesti açtım. Önce bir abdest aldım. Tamam şimdi anlat. Dinliyoruz. Neyse abi, gittim işte. Onun parolasını öğrendim. Bağlandım sonra. Bir dur ya, sabah 6'da kalktın, tamam He, mı? oradan mı başlayalım? Ha, yüzünü yıkadın falan. Bize anlat, hayatını anlat. Evet abi, kahvaltı ettim. Sonra gittim, bir duş aldım. Taksim'deydi. Ben Kadıköy'de oturuyorum. İşte bindim metroya. Evden çıktım. Sonra metroya Tamam. bindim. Pardon, Tamam. önce Marmara'ya bindim. Oradan metroya binip Taksim'e gittim. Tamam. Taksim'de oteli buldum işte. Orada bir 15 dakika falan yürüdüm. Biraz uzakmış. Sonra patronumu aradım. Ha. Buraya geliyorum. Burası çok önemli. Ben giriyorum diyorsun. Mekan intikal ediyorum patron Evet. diye. Patronu aradın. Biz intikal ediyoruz. Abi dedim, gelecek misin? Ben dedi bir ara geleceğim, sen başla dedi. Tam bir patron amına koyayım. Çok iyi. Ulan inşallah Bana tanıdığım şey bir dedi insan ilk değildir. başta. Şey dedi ilk başta işte. Önce Wi-Fi parolasını kır dedi. Kırmama gerek kalmadı, zaten resepsiyonda yazıyordu. Abi ondan sonra işte Bir saniye oturdum. bekle dur. Olur, kahve olur. Sen halatlarla ne yapıyorsun? Ha, çürümüş mü? Tamam. Tamam, sen kır, geliyorum ben bu arada. Ay muamele yaptım çocuğa. Kardeşim sen parolayı bir kır, ben geliyorum, dur. Öncesinde abi şöyle oldu. Yanıma birini daha gönderdi ama o hiçbir şey bilmiyordu. Böyle görmek için gelmiş. İzledi falan beni çocuk. Dışarıda bekliyordum. İlk başta içeri girmedim. Patron telefonu açmamıştı. Arap turistler vardı işte. Onlara falan soruyorum. İşte Wi-Fi parolasını biliyor musunuz falan. Burada mı kalıyorsunuz? Bu şekilde başladım ilk başta. Ne yaptın, ne diyorsun? Vatandaşlık veririm. Bak parolayı söyledi. Yalan mı söylüyorsun? Yok işte internetim yok ki. Acaba işte bu otelde kalıyorsunuz, şifresini verebilir misiniz falan, otel konuştum biraz. Ama kimse Tamam. vermedi. Otelin parolası neymiş? Abi söyleyeyim mi? Söyle. Taksim 1-2-3-4. Sen bunun için Araplara sordun sürekli. Ama işte resepsiyonda yazdığını bilmiyordum. Bir de denemedim yani. Daha dışarıdayken başladı bu. Tamam. Şimdi aldın, kablosuzdan parolasını aldın. Taksim, Taksim, how can I go to Taksim? Taksim 1, 2, 3. Ya Habibi şifreyi verdi sana. Girdin, Taksim, otelin lobisinde oturuyorsun. Kimse sana, bu kaç yıldızlı bir otel? Abi 4. 4, o zaman siklemez derseniz. Sen girdin lobide oturdun. Umursamadın çok. Evet abi. O zaman kimse sormaz sana ne yapıyorsun sen burada diye. Aha. Sonra Sonra? laptopumu açtım. İşte bağlandım. Sonra Tamam. Docker'a Nessus kurmuştum. Onu çalıştırdım. Aha. Tüm İlk ağa başta direkt pardon. Nessus mu Yok yok, çalıştırdın öyle değil yani? abi, öyle değil. İlk önce Nmap'te şeyleri, blokları taradım. Tamam. Ama çok fazla bulamadım. İki farklı blok bulabildim. Ondan sonra onları taramaya başladım. Bir tane zaten benim olduğum ağaydı. O da şey, oradaki ziyaretçilerin şeyi bağlı olduğu ağa. Ona, o zaten benim hiçbir işime yaramazdı. Sonra farklı bir ağ buldum. O da işte, switchler vardı yanlış Farklı hatırlamıyorsam. bir ağı nasıl buldun abi mesela? Yani bir anda dı ağa geldim yani, nasıl Çok buldun? haberim, şey, Nmap'le aradım. Peki senin oradaki ağ mesela 10.05.0/24'ün içerisindesin, tamam mı? Anladığımız Evet. kadarıyla da burada şey de yapmamışlar. Normal şartlarda hani aslında sen ağa bağlandığında sana bir tane slash 32, 36 falan diyeyim sana, subnet'e atar Evet. seni. O subnet'te bir tane gateway vardır, bir de sen varsındır. Başka kimse yoktur. O yüzden diğer subnetlere de communication'ı kurmaz, seni yalıtır, izole eder aslında, tamam mı? Hani Hı. sen ne yaptın mesela, kablosuza bağlandın orada. Tabii ki IP adresime baktım, tabii ki 173 nokta bir şey bir şey slash 23'tü. Dedim ki Onu burada taradım. başkaları da var. Evet, başkaları da var. Ama sonra telefonlar falan çıkınca orayı hiç kurcalamadım. Tamam, sonra. İnsanların telefonuna salça olmayaymış diye. Ondan sonra işte onlu bir blok taramaya başladım. 10.01.0/24 taradım. Sonra bir sürü şey çıktı. İşte Tamam. switchler falan vardı.
Sonra ilk başta Sen ama zaten 172'liden bir IP aralığı almışken sonra onlu bir log mu taradın? abi bulamadım çünkü başka. O sen onlu bir log Docker Network'ün de 172'li Docker Network. Neyse kardeş hayırlısı bakalım. Şimdi kafamda bir karışma oldu. Hep birlikte. Abi switch'leri buldum işte. Bir sürü zafiyet var ama shell açamadım. Şey Yani bırak nasıl oldu? Eternal Blue buluyorum, sonra Blue Keep falan buluyorum. Ama shell açamadım bir türlü Metasploit'ten. Preter yükleniyor diyor ama gelmiyor mu? Abi direkt aynen gelmiyor. Acaba niye? Station O sırada patron geldi. oluşamıyor. Patron geldi, evet. Bana birkaç tane IP bloğu daha verdi o. Onları da taradım. Sonra ya baktım hiç shell açamıyorum abi. Şey yaptım. Lanet olsun dedim. Try ekmeği açtım diyorsun. Son. 80 portlara çıktı. İşte bağlayayım bir ne çıkacak bakalım. Bir baktım işte switchlerin şeyler, para Oğlum yüzleri falan patron çıkıyor. geldi IP ver diyorsun. Yolda kasaba uğrayıp yarım kilo kıyma almış gibi anlatıyorsun. O kadar tatlı ki yani gerçekten. Abi sonra işte baktım şey, switchlerin falan şeyi geldi. Arayüzü geldi. Tabii default denedim. Şak diye girdim abi. Bütün switchleri, 6 tane switch vardı. Hepsinin arayüzüne girebiliyordum. Ondan sonra farklı bir IP bloğunda şey çıktı. Depolama ve yedek şey çıktı. Backup uygulaması mı diyeyim. Onu bir keşfettim. Storage şey çıktı işte. Uygulaması çıktı. Onu da buldum. Ona Hatta da patron onun varlığından dedik o dedi genç adamsın dedi işine yarar dedi 2 IP daha sıkıştırdı oradan eline senin patron herhalde chat öyle diyor. yok, o şekilde olmadı. Sadece bloğu verdi. Ben taradım. Yani mesela storage'ın IP'sini onlar bilmiyordu. Bizim patronun eline vermişler şeyleri. Storage dediğin ne Bytes'leri. storage? ESX storage mi? iSCSI mi? Yoksa HP'nin bir FTP'ye şeydi mi de tam hatırlamıyorum. HP'nin bir ürünüydü ama tam hatırlamıyorum. İyi, güzel. Sonra? İşte ona da bağlandım. Sonra işte haber verdim falan. Sonra şey, bunu disable edersen dedi bütün sistem çöker dedi. Tamam abi dedim, yapmam o zaman. Sonrasında işte ne yaptım? Bir Sence saniye şu. patron bu şu anda bu chat'te yoktur, değil mi? Yoktur abi, hiç sanmıyorum bu arada. Ha, hadi bakalım. İnşallah. Yani İnşallah. senin de nickin Just Zero. Gerçi amına koyayım anlattın. Otel motel dedin. Çocuk seni Aynen. herhalde kardeşim. Geçmiş olsun ya. Sen bir SGK 4 ay iş dökümüne bir bak bakayım Türkiye Abi bu arada Gov.tr'den sigortam yok abi. Sen oğlum sen şizofreni misin patronun? Belki mesela hiç patronun da yoktur. Bilmiyorum ki. Çok abi var yani şu an. Hatta yakın bana yani. Yakın. Evet. Bayağı sağ kafanı sağ çevirdiğinde görüyor O kadar musun? değil, o kadar değil. Ha. Bir yan, 2-3 yan ofisimde yani. Ha. Arkadaşlar boku yedik. Şu anda bu durumu nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Kardeşim, kardeşim senin patronun yok. Tamam mı? Senin patronun yok. Bak güzel anlamıyorsun. Tamam mı? Senin patronu senin SGK'n da yok. Yok abi, evet. İnanılmaz bir olay bu ya. Anlattığın hack'te de o öyle bir subnet de yok bence. Yok abi, var hatta Nessus dokümanları falan hala duruyor, açayım isterseniz. Aç abi, aç. Ciddi misiniz? Ben en az sen kadar ciddiyim hayatta. Tamam abi, ben açarım, benlik sıkıntı Aç. yok. Bir saniye. Ama bilgisayara geçmem lazım onun için. Geç. Geçiyorum abi. Geç abi. Kafanı da yana çevir. Patronu da göz kırp de ki buradasın ama aslında yoksun ama sen benim ama ben sensin Yok de. yok abi, şey duyup göremez şu an böyle. Şu anda duyup göremez seni de. Geceleri mi çıkıyor ortaya? Düşünsene yani sabah geliyor patron eline kağıda IP yazmış genç adamdı da bunlar da iki emmep şuna. Chat diyor bence açmasın abi falan filan. Oğlum siz bana mı öğretiyorsunuz lan bu işin nasıl yönetilmesi gerektiğini? Ya ben de bir soru alacağını düşünmemiştim. Falan vermedik sonuçta. Aynen öyle. Hiçbir şey olmaz karşıyım rahat ol. SGK yok mu zaten? İşte atamaz seni öyle düşün. Abi onu da anlamadım zaten. Şimdi bu pentest falan, şimdi şeyi bilmiyorum ben. Nasıl ilerliyor ama sonuçta bir sigortalı bir insanın bunu yapması gerekmiyor mu? Ne bir riski değil mi? Kardeşim. Yani riskli tabii ya.
Peki bir şey soracağım. Tabii Pat abi. patron ne yapıyormuş? Geç geldi ya yanına. Abi onlar şey kurulumu yapıyordu ya. Firewall işte Fortinet ürünlerini kuruyorlardı. Alt katta. Alt Ya sistem kat. odasında. Alt katta. Ha. Çocuk beni çok kontrpiyada. Düşünsenize de çok büyük bir RP'nin içindeymişiz şu anda. Ne Yok abi döverim şimdi var ya, ne şöyle döverim, öyle böyle değil. Linux'ı göstereceğim. Göster göster. Hayır, kaç kişi sigortası çalışıyor chatten? Artı bir yazın. Samimice soruyorum. Bakıyorum çete de bir yandan. Yaklaşık artı bir. Ne yapıyorlar? Asgariden gösterdiler. Kalanını elden alıyorumcu herhalde. Abi senin gibi siber güvenlik olmak için ne yapmalıyız sıfır bilgiyle? Bu şey, Instagram'daki dönem muhabbet değil mi lan bu? Jasira geç bakayım diğer bilgisayara ya. Abi telefondayım şu anda. Bilgisayarın şeyi çalışmıyor, mikrofonu. Tamam, telefondan anlatırsın bize, bilgisayardan Aynen. da ekran görüntüsü verirsin. Zaten şizofrenisin abi. Kendi kendine Hatta şaşırmazsın da, kafan karışmaz istediğim senin, merak kullanılır mı bu etme. arada? Ne? Ekranı nasıl paylaşacağım bilemedim şu an. Diğer Aa dur tamam. bilgis. Kamera açayım abi bek. Çocuk bir de gülüyor. Oğlum gerçekten çok büyük bir RP'nin içindeyiz galiba chat. Ben de mesela hiç bilgisayar falan da açmıyormuş. Böyle yatıyormuş. Biraz beklesinler beni diye. Böyle uzanıyormuş kanepede mesela çocuk. Düşünsene mesela Ankara, Sincan'da. Sen de İstanbul'da yaşıyorsun. Gerçi Kadıköy, pardon. Evet abi. Belki de yaşamıyorum Bak bir gerçek var, o da şu söyleyeyim. Yok akli melekeleri yerinde değilmiş, yok şizofreniymiş, yok bunun sağlık raporu varmış demem, döverim oğlum bak. Bunu da ciddiyim. biliyorum abi biliyorum. Ha, evet, ben de. Ben de biliyorum ya. Yani. Sözünün eri adamımdır bu arada. Döverim. Azından biliyor bence de. Ha, güzelim, ne oldu? Daha aç, geliyorum. Tamamdır abi. Anlat bakayım. Heh, geldi. Geliyor mu sesin? Geliyor abi, evet. Heh. Açtın mı ekran paylaşımı? Abi pluginleri compile ediyor Nessus. Sen Açıldı falan. ekran paylaşımını bir aç bakayım. Nessus'un pluginleri compile ediyor olmasıyla falan. Bir dakika lan, tipine de bakayım senin. Bir kemini açtı çocuk. Oğlum ateş ediyorsun ha, yakışıklı. Vereyim mi geyine gençler? Ha? Dur bir dakika bakayım bir. Ver abi fark etmez. De şu an Vara. full etiket oldum bu arada. Oğlum seni atarlar işten. Yayına vermeyeyim yüzüne. Millet DC'ye toplandı zaten herkes. Vermeyeyim yayına. Sen hala sistem odasında mısın lan? Yok abi ya burası ofis bizim. Ha. Pazar günü niye ofistesin? Karşım. Gerçi zaten SGK'm bile yok amına koyayım ya. Üzgünüm sana. Okulun içinde olduğu için rokete çalışıyoruz bugün. Ha.
Anladım. Of, genel sohbet doldu doldu. Oradakiler kim? Yandakiler? Kendimi Cüneyt Özdemir gibi Takım hissediyorum. arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar, Pentest sahasından canlı yayın. Burası bizim için çok önemli. Ekranı diğer takım arkadaşlarım ne yapıyor? Şizofreni toplanmışsınız 3-5 kişi. Abi onlar da raporu bitiriyoruz işte, yarın son Ha. testini. Son İyi. düzenlemeler yapıyoruz. İzliyor mu onlar da yayını ekipte? Şu an abi sanmıyorum. Bunlar bayağı haralı çalışıyor. Benim işim bitti. Peki biliyorlar mı hani? Biliyorlar abi onlar her şeyi. Aa, tamam. Selam söyle ekibe ama. Olur mu? Selam söylüyorlar ona. Aleykümselam. Sağ olsun. Onlar da mı sigortasız? Takımda sigorta olayı yok. İnanılmaz bir olay. Bu firma... Kıyamam ya. Yüzünü de veremiyorum yayına. Discord'da şu anda yıkılıyor ortalık ya. Bizim takımda sigorta olayı yok diyor. Pardon Abi şey, kardeşim. bu arada bu gönüllülük takım şey, yani yarışma için okuldan arkadaşlarım var. Yani şey, şirkette Ha, bağlantı yok. tamam. Ha, zaten seni ifşa olursan senin zaten açıklaman gereken bir dünya şey var ama kasma Evet açıklamayı. abi. Her türlü zaten işe hiç almamışlar, işten de çıkartmazlar. Bir gün bir ansızın Pentest'e gitmene gerek kalmaz. Öyle düşün. Evet muhtemelen abi. Bu arada yalan söylemiyorum abi. Ya şu anda gerçekten yani şey, Conti grubunun videosunu izler gibi bilgisayardan bana webcam'den gösteriyor Discord'da çocuk. Abi şeyim, mikrofonun bozuk olmasa açarım da çok cızırtı gelir. Bir Yani şey soracağım. O tamam. bilgisayarda Discord kurulu mu? Kurulu abi şu an. E tamam oğlum, o bilgisayardan Abi Discord'a şey, oradan girersem sesimi buradan nereden çıkarım. duyacaksın abi? E senin yançarın yok mu? Yançarım şeyde değil. Discord'da Discord'da da. değil. Aynen. Ulan bu Pentest raporunu görmek için gerçekten şu anda merakımdan ölüyorum. Yan çarını oradan alalım mı? Bu arada Almayalım rapor yok yani. Raporu daha yazmadım abi. mı? Ya tamam, boş ver oğlum, yapmalayalım. Hani şey nedir onun adı? Raporu, ekran paylaşımı işlerine girme. O iş... Bu arada şu ana kadar anlattığın şeylerin, şimdi işin goygoyu bir kenara arkadaşlar. Şu ana kadar anlattığın şeylerin legal anlamda hiçbir sıkıntısı yok, tamam mı? Ama o Nessus raporunu açık burada gösterirsen işte o noktada legal olarak boku yediğin andır. Ben o yüzden orada durduruyorum şu anda seni. İşin birazcık hani esprisi de bir yere kadar gençler, tamam mı? Chat, hani o yüzden onu görmek istemiyoruz. Konumuz o. Ama senin gül cemalini gördüğüme çok sevindim kardeşim. Büyük geçmiş olsun. Hem şizofreni ve hem roket atar olmak eş zamanlı olarak çok zor bir konu yani. Abi doğru hepsi tamam. İnanmıyoruz oğlum ya. Abi gösterebilir. Ya chat, inanıyor muyuz bu arkadaşın bir patronu olduğuna? Gelip genç adamsın, ha iki IP'nin sıkıştırayım falan. Ben inanmıyorum yani. Abi roketi gösterebilir mi isterseniz? Roketi göster. Tamam, o hemen aşağı ineyim abi. Roketi görmeye gidiyoruz beyler. Şu anda gerçekten Cüneyt Özdemir yayını gibiyiz. Discord'da büyük olay dönüyor şu anda. Çocuğun yüzünü de veremiyorum yayına, ifşa olmasın patronuna diye. Biraz yürüyeceğim abi. Yürü kardeşim, merak etme, sıkıntı yok. Yalnız güvenli değil mi? Savaş bölgesinden canlı yayın yapar diyor. Bir saniye arkadaşlar. Bir yandan da birisi bana bir şeyler yazıyor. Ona bir bakmam lazım. Sen savaş bölgesine git. Chat, siz aranızda konuşun. Bu çocuk şizofreni ama yani. Discord, siz de adamı gözünüzün üzerinde tutun. Herkes bir şeyler Abi buradayım, yapsın. abi buradayım. Burada mısın? Tamam. Umarım internet çeker. API üzerinden yapılan... Tamamdır. Bir şey sonra bakabilirim. Umarım çeker dedi ve çocuk yok oldu gitti. Radyo Korona'ya girmiş bazıları. Niye, bu kanal mı doldu? Öyle bir limit sınırı mı var bu Discord'daki kanalın? Aa, niye sınırı var? Kaldırın kanalı ya. Genel sohbetteki öyle bir edit channel deyip o işte bir limitin olmaması lazımdı ya.
Gelemeyenler varmış yani. Burası bizim eskiden ofisimizdi. Okul elimizden aldı. Şu an biraz dağınık. Şu anda göremiyoruz ki seni. Sesim geliyor mu abi? Sesin geliyor. Aha roketi görmeye başladı. Oğlum yüzü bildiğin Alo. roket gösteriyor çocuk bize. Yavrucuğum. Giremendiği için göstereyim misin? Yok hayır olmaz. Bir de şey şu anda burada modu kim var? Emir ne haber? Emir ne yapıyorsun? Emir hello. Arkadaşlar çocuk yok. Çocuk etkisiz hale geldi. Çocuk gitti. Hiç beklemediğim bir pazar günü oluyor. Yayıncılık böyle bir şey herhalde değil mi? İnsanlar yayın açıp ondan sonra bakalım bugün ne olacak diye bekliyorlar hayatlarında sanırım yani hani. Hiç böyle bir gün planlamıyordum ya. Çocuk yok oldu gitti. Çok iyi. Vallahi gerçekten. Aa, burası niye şey? Buraya genel sohbete niye limit koymuşuz bilmiyorum ya. Bizim ekip buranın limitini artırabilir diye düşünüyorum. Artırayım. 99 yaptım. Save changes. Gelin abi. Abi sola çek abi. Sola mı çekeyim? Sen yapsana niye bana yaptırıyorsun Ya ben yapıyorum, sen değiştiriyorsun abi, o yüzden oğlum? olmuyor. 99'a koydum. Tamam sonsuz sonsuz. Bizim takımın genel olarak sigorta diye bir olayı yok diyor ya bizim takımda öyle bir olay yok diye. Yıkıldım gülmekten oğlum. Oha! Arkadaşlar bu kadar insan biz Discord'da buluşuyor muyduk ya? Var mıydı öyle bir olayımız yani? Abo. Ey maşallah. Just Zero yukarıda kaldı çocuğum. Ey maşallah. Alo abi. He. Oğlum köyün ayağı arar gibi alo abi diyemezsin yani. Ya da diyebilirsin bilmiyorum. Olabilir. Heh, ne yapıyorsun? Orada mısın? Geldin mi? Bu çocuk iki konuşuyor, beş gidiyor bir yerlere. Ben anlamadım ki. Neyse. Ya banlayalım mı? Aşağı Aşağıda çekmiyor ya. bir dakika, gün çekmiyor. Video şey açamıyorum şu an. Şey 2500'ün üzerine görüntü veremiyorum o yüzden. Arkadaşlar çıkarsa tekrar kamera açarsam olabilir. Çıkmasın kimse. Siktir et boş ver. Sen de konuşalım iki yeter de olur bize. Şimdi sizin takımın adı ne? Roket atar mısınız? Sizin takımın adı Cumhuriyet Roket Takımı abi. ne? Takımın adı. Roket yarışmasındaki takımın adında roket mi geçiyor? Çoğu takım Çoğu takım roket attığı için diyor. de Sen bir Cumhuriyet düzgün internet çeken bir yere gelir misin? Gerçekten Cüneyt Özdemir'in her gün her öğlen yayındaki çektiği derdi kederi anlayabiliyorum şu anda ya. geçeyim abi hemen. Ha, geç. Bir de şu sakızı çiğneme bakayım. Pardon, haklısın. Cumhuriyet roket takımı. Niye böyle bir beş hececiler, yedi meşaleciler gibi bir duyuyor? Kulağım öyle tınlıyor bilmiyorum hani ama. Biz çok sevmiştik aslında bir ismini koyarken ama. Peki en büyük rakibiniz kim? Türk Hava Yolları abi. Yok, şaka bir yana. Şey, çok iyi takımlar var abi. Bizim takım öyle en önlerde gelen takımlardan değil ama en eskilerdeniz. Yani arada bir yerde misiniz yani anlamadım. Abi şöyle, ben takıma 2 sene önce geldim işte. İlk senemde raporda üçüncülüğümüz falan olmuştu. Sonra da finalde Maşallah. 13. olduk. İşte 200-300 takım arasında, 300 olması lazım.
Bir Hazar takımını biliyor musun sen? Evet, Hazar roket takımı biliyorum abi. O sizin rakibiniz mi yoksa onları geçtik biz Türk Hava Yolları mı diyorsun rakibimiz? Ama Hazar çok iyi, onlara bir sözüm yok yani. Böyle birkaç Bak tane daha takım var. Pars roket chatte takımı. varmış Hazar. Gelsene Hazar. Çok Sadece iyi. Carl gel bakayım buraya. Fırlattınız mı diyor. Hiç var mı öyle bir kapabilitiniz sizin? Sen fırlatmışsın amına koyayım uyurken bir şeyler. Ha sadece Carl Hazar'dan değilmiş. Hazar değilim de geleyim. Yok gelme o zaman. Ne diyeyim? Var mı aramızda başka roket atar? Mesela sabah sen şey diyor musun ekibe? Arkadaşlar siz alın bakayım şu iki roketi. Tamam mı? Fırlatıp ben geliyorum diyor musun takım arkadaşlarına? Ben mi abi? Sen aynen patronundan insan. Bizde mesela takım da öyle bir kültür var mesela. Yani biz ne yaparsak ekip de öyle öğreniyor, yapıyor hani. Genç adamsınız, iki roket alın diyor musun çocuklar? Sen 2 yıldır takımdaymışsın çünkü en eski sensin. Abi en eski değilim de öyle demiyorum. Şu an yeni aslında 6 kişiyiz koro ekip olarak. Yeni gelen üyelerimiz var işte. Onlara biraz öğretiyoruz. Bu sene öyle geçiyor biraz. Çatapat kız kaçıran falan yapar mı? Oğlum niye aşırı amatör geliyor bana siz? Bana bayağı kolpa geliyorsun. Niye? Bu Abi benim... rapor açayım mı istersen, amatör müyüz beraber bakalım. Oo, iddialı bir söylem. Ha? Açayım koyayım Evet. malı masaya diyorsun yani. Çok ciddiyim bu arada. Pentest raporu mu? Roketin raporu mu? Roketin raporunu abi. Ha. Bu bir sorun teşkil eden bir konu mu? Roket raporu Yok okuyalım yok abi. Pazar. Yani sanmıyorum, şu an savaştayız ama. Sorun teşkil eden bir konu mu? Roket raporu. Açmayalım lan izlemiyorum. Seni de banlıyorum. Aman abi. Banlayalım. Yavru her şey bir kenara. Teşekkür ederim yayına katıldığın için. Abi ben teşekkür ederim ya. Hiç Ben de bu kadar muhabbetini beklemediğim beklemiyordum. ben de hiç beklemiyordum. Bu kadar bir kolpalığın gerçekliğe yakın olduğunu hayatımda çok nadir karşılaştığım anlardan biriyim. Ama inandım. Her şey gerçek. Seninle alakalı. Her şey gerçek. Senin patronun yalan. Hani ne demek SGK'sız insan çalıştırıyor. Ama sanırım sen orada full time çalışmıyorsun. Biraz öğrenci modunda takılıyorsun galiba. Abi aslında amacım öyleydi. Ya ben ilk dönem gerçekten çok fazla emek verdim buraya. Bir şey yani, bir şeyler öğreneyim, bir şeyler katayım diye. Ama bana dedikleri şey, git işte şu haberin makalesini yaz, şunu yap, bunu yap. Yani ben Tamam bunu isteyerek yaparsın onları olmuyor. da. Tabii kesin de Onları da yaptım yapar. ama belli bir yere kadar. Yani benden günde iki makale isterlerse, yani ben buna tabii ki de bir tepki göstereceğim. Günde iki mi? Senin patronun kaç yaşında? Abi 30 falan herhalde. Ben de 31 yaşındayım. Sence benle mi yaşıt yoksa daha da old mu? Yok abi, en fazla da senin kadardır yani. Allah. Ben firmayı biliyor muyum? Patronunu tanıyor muyum sence? Abi bilmiyorum. LinkedIn'de bağlantın var ama bilmiyorum yani. Sen şimdi bir yukarıya radyo korona bile çık bakayım bir. Geliyorum abi. Çık. Başka kimse çıkmasın. Çık radyo korona bire. Şimdi geri. Lan gelsene geri. Ha yukarı attı bizi daha. İyi konuş bakayım. Geliyor mu sesin? Alo. Ha geliyor. Tamam. Yayına kıstım. Senin sesin yayına gitmiyor. Sen nerede çalışıyorsun yavrum? Kim patronun kim? Tamam. Konuyu burada kapatıyoruz. Seni çok seviyorum, tamam? İn aşağı şimdi, gel. Gel gel gel, tamam gel. Genel sohbete gel yanıma ya. İn, grubun yanına in, gel. Çekin çocuğu yukarıdan. Ha geldi mi? Tamam. Okey. Yayına artık sesini verebilirim. Arkadaşlar, arkadaşımız şizofren. Ben şimdi yukarıda bir konuştum kendisiyle. Şaka maka can dostum. Adını da söyleme. Adını da duymayalım. Bir nick olarak yaşamaya devam et. Ama iyi ki geldin ha. Çok eğlenceli oldu. Sağ olasın geldiğin için. Sen Hani sağ ol abi. bu SGK konusunu bir patronunla konuş. Olur mu? Ha, tabii yani Onu abi bir ayrılmayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden ya biraz rahat. ayrılıp nereye geçeceksin? Ya şu an bilmiyorum açıkçası. Kendim işte biraz da web security'de geliştirmek istiyorum. Yani en azından boş kaldığım zamanlar bounty yaparım. Öyle bir fikrim var yani.
Boş kaldığın zamanlar bounty yaparsın. Olur. Sen daha öğrenci değil misin? Öğrenciyim abi. Tamam siktir et oğlum, roket at işte ya. Kod yaz, mod yaz, bir şeyler yap. Ama hocam ya... okula tabii ki gidiyorum okula ama yani dersleri çok iyi bir okulda değilim açıkçası. O yüzden ilk başta ben de hazırlıktayken bu okulda roket takımına üyeydim. Ya oğlum bak şimdi bir karar ver. Siber güvenlikçi mi olacaksın? Hani Yok, roket dediğimde kod. kastım şey yani. Kendime bir şeyler katmak istedim o yüzden. Yani şu an o yüzden sadece okula gideyim işte okuyayım istemiyorum aslında. Ya sen ne istiyorsun? Bu arada evet gençler evet dedim, siktir et roket at dedim çocuğa. Aynen tamam. Patronunu tanıyor muymuşsun? Aynen. Tanıyormuşum. Oğlum capslerini yapıyorlar. İnanılmaz gülüyorum şu anda. Ben görmüyorum şu an ya bak. Göndermiş Jolipo. Şimdi bak bir dakika sana bir kariyer planı çizelim, tamam mı? Sen şu an Güzel kaçıncı oldu abi. sınıfsın? Abi ikinci sınıfım ben. Tamam. Sen niye roket atıyorsun oğlum? Abi roket aslında biraz savunma sanayiyle ilgili. Ben küçüklüğümden beri Yok okuyorum kardeşim, falan. tabii ki de savunma sanayi değil. Neyle ilgili olacak roket atmak hayatın günün Ha benim sonunda? yani ilgi alanlarım arasındaydı sürekli savunma sanayi. Bu yüzden Tamam. okulda böyle bir takım olunca ben de girmek istedim. İyi Burada ettin, tamam. yazılımını, elektroniğini yaptım. Hem burada yazılım bilgisi, elektronik bilgisi kattım kendime ve çok fazla. Güzel. Tamam, okey, böyle şeyler yaptın, gayet tatlı. Yani hani olur da bir şekilde Baykar'da işe girersen hayatın keyifli olacak ileride. Türkiye'de neresi var? Aselsan'da işe gireceksin, telsiz yaparsın orada da. Hani Gibi. Evet. tamam gibi, okey, tamam. Peki roket attın bunları, okey Evet falan abi. filan, hani tamam da siber güvenlik ya, bir yandan da Docker içerisinde Nessus çalıştırıyorsun, iki IP al genç adamsın diyen bir patronum var hani. Anlatabildim mi? Gidiyorsun işte otelin girişinde "Vada havelden IP" falan diye konuşuyorsun. Parola marola sormaya çalışıyorsun insanlara. Hani bunlar, bu ikisi çok ayrı hayatlar be oğlum. Evet abi haklısın kesinlikle. Onu da şöyle açıklayayım. Küçüklüğümde işte ben 8-10 yaşlar arasında böyle hacker forumları vardı. Sen daha iyi bilirsin tabii ki. Oralardan birkaç tane işte abim dediğim insanlar vardı. Onlar bana işte tool'ları atıyordu. İşte kardeşim istersen işte arkadaşına at eğlen falan öyle şeyler. İlk başta aslında orada girdim. İşte böyle birkaç kere hacklendim falan işte hesaplarım çalındı. Sonra ben daha çok merak sardım onlara sordum sürekli. Ama bir süre sonra böyle yol göstereceğim hiç olmadı. Sonra öyle bıraktım falan. Sporla ilgileniyordum o sıra. Spora daha çok şey verdim işte. Eğim verdim. Ne denir? Yöneldi. Aynen yöneldim. Ondan sonrasında işte lise son olması lazım. Tekrar işte güvenliğe falan tekrar bir bakmaya başladım. İşte nasıl kali falan kurdum. İşte bu nasıl çalışıyor, bu nasıl çalışıyor? Eğitim falan aldım. Üniversiteye geçince daha da bir şey oldu. Sonra işte senin yayınları falan gördüm. İşte Adil abiyle tanıştım. Adil Burakşan. O bana çok şey öğretti. Beraber çalıştık onunla işte. Bana en azından roadmap verdi. İşte bunları çalışsan güzel olur. İşte kitap önerileri falan. O şekilde bir şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım işte. Sonra buradayım abi işte. Yani amacım da şu an böyle iyi bir pentester olmak ama ilerideki esas hedefim şey yani böyle threat intelligence alanında iyice kendimi geliştirmek istiyorum. Özellikle sizin şirketi böyle Gene makaleleri bana okuyunca. bağladınız ya. Bir bana Yok bağlamayın abi. oğlum şu hayatınızın Tamam da. sonunda ya. Yani şey. Threat Intel grubunuz özellikle ne bileyim. O kadar iyi geliyor ki bana. Gerçekten imreniyorum abi. Ya ben de ne bileyim ileride neden sizin gibi olamayayım. Öyle düşündüm. Bak şimdi şöyle bir gerçek var. İleride biz dediğin şey öyle bir hani olunamayacak, verilemeyecek, böyle uzakta bir şey gibi değil hayatta yani. Çok rahatlıkla hani yani zor bir konu değil, anlatabildim mi? Biz dışarıdan bakıldığında birçok şey böyle Atatürk gibi falan gözüküyor da alakası yok abi, tamam mı? Yani biz de mesela boş vakitlerimizde roket atıyoruz. Ben senin roket atmandan bırak kurtaramadım kendimi de. Hani bak Adil Burakşan sana bir pet çizmiş falan, demiş ki hani işte Evet. şunları bunları falan filan yap. Yaptın mı? Hani Yaptım abi. tamam güzel. O zaman bu çağındaki çalıştığı firma seni ileriye taşımıyorsa, sana bir şeyler öğreten insanlar yoksa abi, buradan ayrılacaksın ve sana bir şeyler öğreteceğine inandığın insanların bulunduğu firmalarda çalışacaksın. Hani bu kadar basit bir konu. Ve
Bence hani yani şu cyber security ile alakalı şu kanaldaki yaptığımız kontenti çıkarıp masaya koysan hani gayet güzel. Bence başarılı olursun. Git 2 ay sonra gel sana burada mülakat yapalım mesela. 2 ay bir çalış bakalım nasıl oluyormuş. Ne diyorsun? Olur abi, okeyim ben. Olur abi, Hedefin de olur. bu olsun. 60 gün sonra MDISEC bana hani roket atmalı mülakat yapacak. Hani tamam mı? Web Ben de sana security'den burada mi? mülakat yapayım. Neden hiç? Neden gireceksen kardeş? Tamam abi, süper. Genel bir başlarız. Ondan sonra konu ilerler ve ona buna. Hani hedefin bu olsun. Tamam abi, anlaştık o zaman. Tamam mı? Okey. Sen 2 ay boyunca tek konun 270 saatlik yayınının tatmin etmen lazım. Öyle söyleyeyim. Boş Bir ay sene kısımları izledim geç. hepsini. Şu an Web Security 2.yi izliyorum. Notlar çıkartıyorum işte. Bir sürü de notum var yani. Süper, tamam. Devam edeceğim onları. Yabancı Sıkıntı dilin yok, sıkıntı nasıl? yok. İyi abi İngilizcem. Öyle mi? Bir de Port Civil'ları çözüyorum bir yandan. Hatta Tamam. bazı labları 2.ye falan çözüyorum. Tam pekişsin diye zor labları. Çok iyi İngilizcen diye. Sen bayağı sen mal bayağı iyi oğlum. Sen niye roket atmaya çalışıyorsun oradan kız Abi kaçıran o biraz hobi çatapat oldu ya benim için. Elektroniği seviyorum. İşte roketin bilgisayarını biz yapıyoruz arkadaşlarımla. tamam. Yapmayın abi. Boş iş roket moket. Tamam mı? Ben sana 2 ay sonra köpek gibi hazırlan. 2 ay sonra mülakat yapacağım. Tamam mı? Kanlı canlı. Tamam abi. Tamam. Mülakatı geçersen ne istersin bunun karşılığında? Chat ne verelim ödül olarak? Banlayacağız o kesin de başka. Roket verelim diyorken. Hawaii tatili ne gerek var? Tamam, hediye olarak da yangın tüpü veriyoruz sana. Tamam abi, okey. Süper Okey olur. miyiz? Evde Tamam. yoktu. Güzel olur. S400 verelim diyor. Hiç beklemediğim bir pazar günü yaşıyorum ya. Ben de aynı şekilde. Ben rapor yazıyordum az önce. Tamam yavrum, seni öpüyoruz o zaman. 2 aylığına banlıyorum. 2 ay sonra gel. Ay, tamam. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ederim o Öpüyoruz. zaman. Bu arada tüm chat adına da ben teşekkür ederim. Katıldın, ettin, karşılıklı bayağı muhabbet ettik. Güzel oldu. Hatırlatırsın bana 2 ay sonra yapıyoruz, tamam mı? Tabii Sözüm abi, bugün söz. not aldım zaten ben, tamamdır. Tamam, sözüm söz. Öpüyorum seni. Hadi git şimdi raporunu yazıp roket atmaya devam et. Teşekkürler abi, görüşürüz. Hadi bay bay. Vay arkadaş ya. Bazen gerçekten beni böyle çok ciddi tiye aldığınızı düşünüyorum. Ama hiç tiye alan çıkmadı bugüne kadar yani. Roket Reis. Adı çocuğu Roket Reis kaldı. Tamam ya. Chat var mıyız? Roket Reis'le mi?